Merhaba arkadaşlar, Fenerbahçe'nin tarihi kongresindeyiz. Kongre başladı, şu anda 1,5 saatlik falan bir ara verildi. Herhalde biraz sonra başlayacakken 1,5 saatlik aralığı bitirmek üzereyiz şu anda. Hep Fenerbahçe Cumhuriyeti diyoruz ya, işte hakikaten baktığın zaman belki de Türkiye'de ilk defa bir statta bu kadar çok katılımlı kongre Fenerbahçe'ye nasip oldu. Yine bir ilklerin takım olduğunu söyleyebiliriz, kulübü olduğunu söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Ali Koç, hem de Aziz Yıldırım buraya gelişleri hakikaten alkışlarlaydı. İki başkan adayına da büyük bir sevgi gösterisi vardı. O yüzden esasında benim onlarca kongre takip etmeme rağmen şimdiye kadar bir türlü böyle hani kimin birazcık daha ağır bastığını bir türlü karar veremiyordum. Tabii yarın daha büyük bir kalabalık olacak. Şu anda 5000 kişi falan bir kalabalık var. 20.000 kişinin oy kullanması bekleniyor. Yani 4'te 1'i daha henüz oy kullanacak taraftarların, kongre üyelerinin henüz 4'te 1'i burada. Yarın 20-22.000 kişi bir grup burada olacak. O zaman biraz daha böyle nabzı biraz daha net tutabileceğimizi düşünüyorum. Yani şöyle söyleyeyim, az önce aşağıda kuliste kongre üyelerinde konuşma fırsatı bulduk. Bir tanesine soruyorum kim oy vereceksiniz diye. Aziz Yıldırım diyor, diğerine soruyorum Ali Koç diyor. Dolayısıyla böyle tam net bir durum açıkçası ortada yok. Fakat az önce aldığımız bir haber var, onu şimdi ben burada söylemeyeyim. Herkese sürpriz olsun. Ali Koç'un listesindeki bir yöneticiyle ilgili, yönetim listesindeki bir yöneticiyle ilgili az sonra bir açıklama yapılacak. Hakikaten herkesin belki de birazcık da şok olacağı bir açıklama olacak. Belki de seçimin seyrini dahi değiştirebilecek nitelikte bir açıklama olacağını düşünüyorum ben. Hep beraber izleyelim, görelim. Yayınlarımız burada devam edecek. Burada gazeteci arkadaşlarımız çok yoğun. Bir gazeteci grubunun ilgisini görüyorum. Yani böyle bir resmen bir Amerika başkanlık seçimleri gibi, Türkiye seçimleri gibi bir medyanın bir ilgisi var burada. Bu tabii hoş bir şey. Her türlü, tüm yönleriyle. Bizim duymadığımızı başka bir gazeteci arkadaşımız duyuyor. O size aktarıyor. Gerek sosyal medyadan, gerek televizyonlardan, gerekse gazetelerin, televizyonların resmi internet sitelerinden. Onun için hiçbir şeyden merak etmeyin, eksik kalmıyorsunuz. Ben sizi eksik bırakmam. YouTube'dan benim de yayınlarım devam edecek. Hepinize sevgiler.